Değerli misafirler, kıymetli basın mensupları, sevgili öğrenciler, sizlerle bir de bu arada olmaktan o kadar mutluyum ki, yani sizleri böyle coşkulu bir şekilde görmek bizi çok mutlu etti gerçekten. Şu anda yaz kurslarının nihayetine gelmiş bulunuyoruz ve bugün final programı var, hediyeleri imzalayacaksınız. Tabii sizler Bafra'nın ümit topraklarına atılmış tohumların yeşermesi gibi, insanlara maddi güzellik vermesi gibi, imkan sağlaması gibi, Bafra'mızın geleceğine atılmış manevi tohumlarsınız inşallah. Başta hocalarımızı tebrik ediyorum, anne babalarımızı tebrik ediyorum. Sizler Allah'ın izniyle yarınlarımızı inşa edeceksiniz. Burada öğrenmiş olduğunuz Kur'an-ı Kerim, almış olduğunuz dini bilgiler sizin gelecek hayatınızda sizi ışık tutacak. Ve sizin kötülüklerden uzak durmanıza, vatanı milleti sevip devletin birliği ve beraberliği uğrunda çalışmanızı, gayret etmenizi, en azından milletinizi sevmenizi, dininizi sevmenizi, ayrımcılık yapmamanızı, yani bu gibi hususları size kazandıracaktır. Bayrağımızı, ezanımızı, milletimizi, devletimizi çok sevmemiz gerektiğini hocalarımız sizlere zaten anlattılar. Bu bizim olmazsa olmazlarımızdır. Hep beraber güzel olduğumuzu farkında olduğunuz burada ve Allah'ın kelamıyla buluştunuz. Ne güzel bir gayret içinde oldunuz. İnşallah bundan sonraki hayatınızda bu değerlerle beraber geçer. Değer merkezde çalışmak çok önemli. Değer nedir? İnsanın kalbinde yanan bir ışıktır. Mesela bir zihindir. Yani sizler Allah'a, peygambere iman, vatanı milleti sevmek, anne babaya sevgi, saygı, hocalarını sevmek, camilere bağlı olmak, camileri Müslümanların ibadethanesi olduğunu bilmek, camilerin birleştirici olduğunu bilmek ve sizi yaratan Allah olduğunu, bizim Allah'a ibadet yapmamız gerektiğini, Allah'ın bir olduğunu, onun peygamberinin Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz olduğunu, Kur'an-ı Kerim'in bize dünya ve ahirette mutluluk sağlayacak bir kitap olduğunu bilmeniz, öğrenmeniz yeterlidir bu kadar bilgi. Ve inşallah sizler genç tohumlarsınız. Allah'ın izniyle az önce ifade ettiğim gibi yarınlarımızın bereketi olacaksınız. Şu anda bütün Türkiye'mizde böyle sizin gibi gül yüzlü yavrularımız dönem bitirme sınavına giriyorlar. Yani hem sınav hem de ne diyelim, böyle toplantılar diyelim, bitirme meclisleri diyelim, tören diyelim, böyle cemiyetlere katılıyorlar ve bunlar sizin için bir mutluluk vesilesi. İnşallah bundan sonraki safhada, hayatınızın diğer zamanlarında da Allah'ın izniyle böyle camilerle olan gönül bağınızı ve birlikteliğinizi bozmayacaksınız ve bitirmeyeceksiniz. Cami olan bağlılığınız, hocalarımız olan bağlılığınız, milletimize, devletimize olan bağlılığınız inşallah daha da güzel olacak. Burada öğrendiklerinizi evde tekrar edeceksiniz. Başka çocuklara da anlatacaksınız. Bu sizin geleceğe daha iyi hazırlanmanızı sağlayacak. Hem de buraya gelemeyen çocukların, kardeşlerimizin, yavrularımızın da sizin öğrenmiş olduğunuz bilgilerden faydalanmalarını sağlayacak. Ben başta hocalarımız olmak üzere bütün ailelerini, özellikle sizleri sebat ve sabırla bu kursa devam ettiğiniz için tebrik ediyorum. Şimdi tabii güzel hediyeler var. İnşallah bu hediyelerle buluşunca da daha da mutlu olacağınızı görmek bizi de mutlu ediyor. İnşallah daha nice güzel hediyelerle sizleri uğurlayacağız. Ve inşallah güzel zamanlarda da tekrar sizi camimizde görmek istiyoruz. Hepinizi tebrik ediyorum. Allah'a emanet olun. Teşekkür ediyorum hepinize. Öpüyorum sizleri. Çok sağ olun. Thank you.
olanız var mı? Hadi seçelim.